Günaydın. Bak alarmın da çalıyor, duymuyorsun. Ay, ay canım. Ay, ay kolum. Ah bebeğim. Günaydın. Ay kolum. Ah bir tanem, ay çok acı tutuldu. Ben size kahvaltı hazırladım. Ne diyorsun? Babaannem bana bulaşmayın dedi. Abim zaten evde yok. Babam sinirliydi, çıktı gitti, anlamadım. Bir hastasına canı sıkkındı onun, ondandır. Zaten neye canı sıkkın olursa bizden çıkarıyor hıncını. Neyse ben bize kahvaltı hazırladım. Ne bebeğim? Peynirli tost yaptım, beyaz peynirli. Evet. Portakal suyu da var. Onları istemezsen mısır gevreği. Mısır gevreğini sen mi yaptın? Yok bak. Ay tamam, tamam. Tamam. Ay çalmış çalmış duymamış mıyım ya ben? Ay, ay çok fena oldum. Tamam mısır gevreğimi tostu deneyeceğim bir tane. Tamam, yakmadım. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun, iyi adamdı. Selim başınız sağ olsun. Anlaşacağız artık. Dostlar sağ olsun. Bengin mi o? Müsaadenizle. Cenaze için geldiyseniz. Sen ne arıyorsun burada? Seda sen geç içeri, misafirlerle ilgili. Sen hangi yüzle geldin buraya ya? Rezalet mi çıksın istiyorsun? Selim. Babamın cenazesi için geldim. Burası benim evim. Ya bunca yıl neredeydin Engin? Adam senin yüzünden kahroldu gitti. Sen neredeydin bunca yılda? Sırf bunlara o imzayı vermedim diye yapıyorsun değil mi? Mirastan vazgeçmiyorum diye. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Alamayacaksın. Sana tek kuruşu vermeyeceğim çünkü o benim hakkım. Almak istersem ne yapacaksın? Timur'unu mu salacaksın üstüme? Sen hiç mi korkmuyorsun ben yaptıklarının duyulmasından? Korkmuyorum. Var mı diyeceğin ya? Korkmuyorum. Elinden geleni ardına koyma. Kime de ne anlatıyorsan anlat, tamam mı? Peki. Madem öyle istiyorsun. O zaman ben de bildiklerimi herkese anlatırım. İyi tamam, çek iç. Sen bu eve giremezsin. Benim. Babamın cenazesinde olmak benim hakkım. Senin çek iç. Hiçbir şey hakkın yok Engin. Adam senin utancından öldü be. Bari cenazesini rahat bırak. Thank you.